Herkese merhabalar. İstatistik ve analiz kanalındayız şu anda. Kim neyiz? Unistart ekibinden Fatih Hocam'layız. Fatih Hocam şu açıdan bizim için çok önemli. Araştırdım. Dedim ki bir hocadan, üniversite hocadan en nefret öğrenci kim olabilir? Bana dediler ki Fatih. Niye dedim? 9 yıldır okuyor dediler. Eyvallah. Ne demek hocam? Ölmek bizim şeyimiz. Ya sen böyle durunca da iyi bir karakter gibi oldun hocam. Sen kötü karakter olman gerekiyor. Hocam evet, ben 9 yıldır okuyorum. Ve hocaları sevmiyorum demiştin hocam çekimden önce. Öncesinde öyle bir şey söylemiş olabilirim. Şu anda itiraz etmek istemiyorum. Yani hocalarla çok yıldızımız barışmıyor. Çünkü hocalar da çok sevmez tembel öğrenciyi. Tembel öğrenci de hocayı sevmez, onu suçlar. Genelde böyle devam ediyor. Ve Fatih Hocam bu konuyla ilgili sorularım var dedi. Evet. Hepsini hiç acımadan soracağım dedi. Zaten ben senin hocan değilim. Dolayısıyla rahat rahat sorusunu çekinmeden yani, evet. Galiba hocam. Beni bırakma yetkiniz olmadığı için istediğini evet, sorabilirim diye düşünüyorum. Böyle sor abi, acımadan sor. Kaçtığım için. Tarlası yanmış köylü gibisin, haberin olsun. Hani tamam. Benim şeyim bu yani. Mazmut bir adamım yani, anladın mı? 9 sene okuduktan sonra insan mazmut hale geliyor hocam. Yani hocam. Vuran vurmuş, gelen vurmuş, giden vurmuş. Hep mesela bir kişi bırakılmış, o kişi ben olmuşum. İşte ne bırakılmış. Yani hocalar bırakıyor mu, ben mi kalıyorum? Onu anlayana kadar hocam 7 senem geçti. Hani ben mi kaldım? Hak veriyorum hocam. Ben mi kaldım? Hocam mı bıraktı? Hocam şöyle açayım o zaman. Aslında akışta belki yok ya. Hoca bırakır mı? Ya şimdi bırakır da genelde öğrenci kalır abi yani. Şimdi bakarsan mantıken büyük ihtimalle sen kalıyorsun burada yani, tahminimce. Evet, benim biraz kalmışlığım olabilir. Ama yani... bak şimdi hocam sen hep böyle durunca herkes beni linkletti. sen iyi mi çözmüşsün? 9 yıl sonunda çözmüşsün hocam, olayı. Hocam çok geç anladım olayı. Keşke biraz öncesinde anlasaydım, 9 yıla gerek kalmayacaktı. Ben 7 yılın sonunda anladım bunu. Şöyle, bizim de bir kanalımız var, Unistart. Sizinle de orada çok güzel bir video çektik. Evet, orada kartlarda çıkacak. Kartlarda, ona da ulaşabilirler. Ben de hemen burada dedim, takip edin. Ya hakikaten biliyorsunuz 3 aşağı 5 yukarı bizim kanalın formatında. Gelirlerimiz başlıyorsa herhangi bir kar amacımız yok. Ama Unistart da öyle ya da böyle öğrenci arkadaşlarımızı kurdu. Ve hani Challenge'ın Slime'in yapıldığı bir kanal değil. Üniversiteye başlayan ve üniversitedeki öğrenciye faydalı olmaya çalışan bir kanal. Burada da bir tekrar edelim. Bir challenge videonuz var. Onu da bir utandıralım evet. Hocam. Bir tane de challenge videoda var ama diğerleri iyi yine en azından. Şey için koyduk hocam. Böyle de yapabiliriz. Bakın kötü oluyor. Ha, hani onun için hani oraya kötü yapalım. Bir örnek olsun diye koyduk. Hocam yine iyi Fatih hocam. Siz de olmuşsunuz ya valla. Olmuşsun hocam. Evet. Hocam ben şununla başlamak istiyorum. Benim biraz yaşım geçkin. Hı-hı. Üniversite okumak için. Hani evet. Belki İlber Ortaylı'nın yeni bir kitabı çıkmıştı yani geçtiğimiz yıllarda. İşte Bir Ömür Nasıl Geçer gibi bir kitabı vardı. 25 yaşından sonra okumayın diyor mesela o. Hani belki lisansı kastederek 25 yaşından sonra okumayın diyor. Çünkü olabilir. Okuma bitmez yani. Bitmez tabii canım. İlber Hoca'ya katılmıyoruz buradan. Yani buradan katılmıyoruz. Utanmadan ne olduğumuza bakmadan yani katılmayalım biz. Estağfurullah. Yine siz bir şeyler söyleyebilirsiniz ama benim hiç aklım yok. Estağfurullah hocam, İlber Hoca'da yani. Hocam şimdi benim şöyle bir sıkıntım var. Bu yaşta üniversitede hala lisans öğrencisi olmanın şöyle bir zorluğu var. Asistanlar sizin alt döneminiz artık. Ha, evet. Şimdi benim hani naber lan dediğim adam. Affedersiniz, bilmiyorum kanalınızda bunları koyuyor musunuz ama. Bipleyeceğiz abi seni. Evet, sen maalesef. Komple bipleyeceğim abi. ben çünkü örnek bir öğrenci değil, 9 yıl abi. Evet. Şimdi şöyle, asistanlar, öğrencilikte beraber ders çalıştığımız, not istediğimiz, belki sınava girdiğimiz adamlar bir anda asistan olunca bir tribe giriyor hocam. Ben öyle gördüm. Anladım. Yani. Bu trip gerçekten de var mı? Bunların havası kime? Asistan havası kime? Aynen. Kendimi yakacağım diyorsun sen. Yak abi sen. Yani, sen yak kendini. Ben kendimi kurtarayım. İzleyen de. Asistan arkadaşlar da vardır. Yani onları tenzih ederek konuşuyorum. Ben İTÜ'dekileri demiyorum. Başka üniversitelerdekiler. Boğaziçi'ndekiler çok kötüyüm. Öyle diyorlar. Aynen. Ya şimdi bu doğru. Ama bir perspektifi bu. Şimdi bu perspektiften bakınca evet asistan birazcık daha hani hoca bu havayı yapmıyor, asistan niye yapıyor diyoruz ama. Evet. Buradaki sıkıntı şu oluyor hocam. Şimdi asistanın bir otorite sağlaması gerekiyor. Yani ben de asistanlık yaptığım yıllarca sınavlara giriyorsun, öğrenciyi bir şekilde konu. Ya en zor görevler hep asistanda. Hmm. Ya hoca öyle ya da böyle. Ben şimdi doçent olunca saygı bir değişiyor. Asistanken öyle olmuyor. Bir şekilde sınıfta şey sağlayacaksın. Şimdi bazen benim de oluyordu hani. Öğrencilikten arkadaşım ya o kadar zor durumda kalıyorum ki yani şuraya geç diyemezsin. Ne yapıyorum lan dese ya iyisin diyeceğim ama bu sefer diğer öğrenci görecek. Bu da söz dinlemiyor. Abi öyle ya da böyle sınıfta şeyi sağlamak gerekiyor. Evet. Kontrolü. O kontrolü de o dengeyi kurmak çok zor. Bence her asistan elbet içlerinde hani böyle egosu bir anda tavan yapan var ama her asistan bu şeyde kalıyor. Bir de dikkat edin mesela benim gözlemlerimden bir tanesi yanlış olur. Kadın asistanlar daha sert olmak zorunda kalıyorlar erkeklere göre. Evet. Erkekler daha çünkü otorite birazcık daha rahat sağlıyor. Kadın asistan daha da zorlandığı için daha da sertleşiyor. Dolayısıyla bir de perspektifin bu yüzü var Fatih tabii. Hocam. Hemen saldırdın. Öyle tabii. Mazlum görünüyordun ama gerçek yüzünü ortaya çıkardım. İşte Fatih Hocam'ın gerçek yüzü. Hocam ben şey yapıyorum yani hepsine elimden geldiğince saygılı yaklaşmaya çalışıyorum. Çünkü onlar bir şeyi hak etmiş. Sonuçta o konuma gelmiş yani tabii. Artık ben hala öğrenciyim o zaman yani adam olsaydım da ben ya, geçseydim. Estağfurullah yani. Öğrenci, asistan, hoca bence arasında bir şey farkı yok ama asistan iş hakikaten zor. Yani o sınıfta o otoriteyi sağlarken genç bir de yani anladın mı? Doğru. Öğrenci de bazen şeyi bilemiyor. Kim öğrenci de biliyorsunuz yani şey olmuyor hani
o düzeyi sağlıyorum. Bana sen denmesinde bir sıkıntı yok ama adam öyle bir hale geliyor ki sanki istediği gibi kopya çekebilir falan. Bu sefer diyen haksızlık var. Tabii. Ben biliyorum mesela ilk vakıf üniversitesi çalışıyor albay vardı ya. Albay. Askerlik yapmamışım daha. Karşında albay oturuyor kopya çekiyor. Ya diyorum ki yapmayın. Ya anladın mı? De asistan sert çıkman gerekiyor. Yapmayın falan diyorsun albaya böyle şey. Yapıyor. Ondan sonra takışmak zorunda kalıyorsun. İlk baştan evet. Sert çıkarsan böyle bir otorite kurmaya çalışsan en azından o da onu yapamaz hale getiriyorsun. Dolayısıyla asistanlık en zor dönem. Asistanları bence Fatih Hocam yapma yani. Ben iyi geçinmeye çalışıyorum iyi zaten. Yani. Fatih evet. Asistanlık işte zor. Sizce üniversiteyi bitirmek mi daha kolay? Ya üniversite bitirmek mi kolay yoksa üniversiteyi iyi bitirmek mi kolay? Yok. Üniversiteyi olmadı. Bitirmek mi zor? Yoksa iyi notla bitirmek, iyi ortalamayla bitirmek mi zor? Evet, aslında iyi ortalamayla bitirmek daha zor. Bunun bu kadar salak olayım mı? Bu kadar salak olayım mı? Hak ettim bu kadar salak olayım mı? Sorun cevap belli yani. Evet. İyi notla bitirmek daha zor büyük ihtimalle bitirmeye göre. Tamam, şöyle sorayım. Sizce... İş pahalı bir şeyler geliyor. Hocam şöyle sorayım. Girmek mi daha kolay, çıkmak mı daha kolay? Çıkmak daha kolay abi. Girmek daha zor bizim sistemde. Yani iyi bir üniversiteye girmek istiyorsan eşek gibi çalışacaksın o ÖSYM'de çok iyi puan alacaksın. Sen mesela şimdi İTÜ'desin gayet iyi bir üniversitesin. Yani aslında buradaki sen o çalışma düzenini sonrasında devam ettirebilirsin ki daha az performansla büyük ihtimalle bitirdin zaten. Onun bir yıl öncesine git bir düşün. O gençlik yıllarını düşün. Tabii o canım. Yani şeyin Taksim sokaklarında bıçkın delikanlı günlerini düşün. O yıllarını gittin eşek gibi oturup çalışmaya verdin bir yıl boyunca en azından. Evet. Çok çalışıyorsun. Dolayısıyla o çalışma düzenini aslında üniversiteye götürsen büyük ihtimalle birincilikle bitirirsin. Belki. Ama insan üniversiteye girince işte öyle sosyal ortam, yeni bir dünya falan pişman derken dağıtıyor biraz. Uzuyor. Dolayısıyla doğru cevap şu hocam. Girmek daha zor, çıkmak kesinlikle daha kolay. Eyvallah. Ama orada birazcık insan işte bir böyle özgürleştim, rahatladım havasına bir girince bizim Eskişehir'de de çok olur yani. İlk giren öğrenciyle çıkanı tanıyamazsın. Yani. Aynı o adam değil o adam. 4-5 yılda evet muazzam bir değişim yaşar yani öğrenci. %100 katılıyorum. Hocam bir de şöyle bir durum var. Hocayla bir işim var, bir ödev teslim edeceksin. Dur burada Egemen hocama da bir laf sokalım. Şimdi mesela Egemen hocamı görüyoruz, diğer videoda da gördük. Bir WhatsApp resmine bakın. Adam bir cool, bir havalı. Yok böyle bir şey ya. Dedim herhalde Sabancılar'dan bu ya. Nasıl bir yakışıklılık. Hala yakışıklısın ama. Yani dolayısıyla Egemen hocam da bozmuş yani. Tabii o da sonradan değişti. Üniversiteye girmeden önce. Bu yaz. Mezuniyete yakın yani. Egemen hocam. Yine hocamız. Beni bozdu. Tamam kalma. Şovmen iğrenç bir insanım yani. Hani tamam. Sadece şov yapayım. Kabul ediyorum hocam. Eyvallah bence de şovmen hocam. Şovmen katılıyorum. Yani saçım yok yoksa. Hocanın takması diye bir şey var mı hocam? Ben de sana sormak istiyorum hocam. Nasıl 9 yıl? Nasıl 9 yıl uzadı sadece? Hocam senin şimdi benim şöyle ya. Oldu. Bunu ailem de izleyecek ama keşke izlemese. Şimdi benim... Ailen de ama yani çok değerli bir. Ya İyi biri. Bazen çok tembel öğrencinin ailesi geliyor. Ya şimdi ailesinin önünde de şey yapamazsın ki tembel tabii. Diyemezsin. Tabii. Kızım nasıl diyor. Ya diyorsun ki çok iyi ama bütün hepsi FF anladın mı? Yani ne diyeceksin böyle bir şey oluyorsun. Ama hakikaten çok düzgün bir şey. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ ol. Bu çok saçma oldu ya. Ben bile inanmadım. Yok abi, hocam benim için yalan bile söylediniz vallahi ne isterseniz yapalım. Gayet düzgün bir adamsın oğlum. Estağfurullah. Sağ ol. Hocam ben mesela derse gitmiyordum. Hep uyuyordum. Sınava bile gitmediğim oluyordu yani. Vizeye girmediğim oluyordu. Final kaçırdığım oluyordu. Bunların dışında hocam mesela... Peki bir şey diyeceğim. Buna rağmen neden kaldım diye bir soru garip. Ama bazen de hocam şunu anlatacağım. Mesela benim şöyle bir hikayem var. Bir gün bir hocadan bir ders alıyorum. Derste devam ettim. %70'ine, 80'ine devam etmişimdir. Tamam. Yoksa VF yiyoruz zaten. Evet. Devamsızlıktan kalıyoruz. Sonrasında yani vize notlarım biraz düşüktü. Finalden de böyle bir 50 alsam geçeceğim hocam. Tamam süper. Ben de sınavdan çıktım. 40 alıyorum. Yani ben kendi hesabıma göre 40 alıyorum. Bir 10 puan verse geçeceğim. Tamam anladım. Hoca 10 puan verse süper. Geçeceğim. Hocam gittim hocanın yanına. Merhaba. Hocam dedim ben dedim sınavdan çıktım. Tamam dedi. Yani az önce zaten sınıftaydın gördüm. Hocam dedim ben 40 alıyorum. Öyle mi dedi hoca? Evet dedim ben 40 alıyorum. 50 alsam geçeceğim. Tamam. Bana bir 10 puan verebilir misiniz? Böyle bir imkanınız var mı dedim. Neden dedi sana vereyim dedi 10 evet, puan. Evet güzel sormuş hocam. Dedim hocam işte benim böyle ailevi sıkıntılarım oldu. Okula biraz sıkıntılı bir dönemimdeydim. Gerçekten de sıkıntılı bir dönemimdeydim. Böyle anlattım. Bir saat hocaya anlattım. Dedi. Dedim yani hocam işte. 10 puan. Yani 10 puan yani. Dedi ki şimdi sen geldin bana bunları anlattın diye. Ben sana 10 puan vereyim. Dışarıda anlatmayan insan var bunu dedi. Ona niye 10 puan vermeyeyim? Yani bu sıkıntıyı yaşayan tek insan sen değilsin. Ya evet. Bir sürü öğrencinin illaki sıkıntısı vardır. Senin tek artın gelip bana söylemek mi olacak dedi.
Hocam dedim valla bilmiyorum, çok haklısınız. Bana da Mehmet demişti değil mi? Yani Mehmet gönderse de. Doğru dedim yani, ben gaza geldim yani. Geldim buraya. Dedi ki gel beraber okuyalım, madem 40 alıyorsan dedi, ben seni dedi 50 yapacağım dedi. Tamam. Ha tamam, güzel. Ben dedi yani. Normalde dedi gelip böyle bir şey söylemeseydin dedi, belki 40 verecektim bu kağıda dedi, belki 50 verecektim dedi. Ama şu an dedi bakıyorum ki dedi sen 30. Belki kopya çekmişsin, 30 al, 10 puan mı istiyordun dedi. Bir şey diyeceğim, kendi sorum kendi cevapladı. Ha. Yani olayı çok güzel cevaplamış hoca yani. 10 daha 40 dedi hocam. Sen kaldın dedi. Peki dedim hocam, çıktım. Yani burada 10 puan veremez miydi bana? Beni veremez miydi? Ya hocam evet. Bak şimdi güzel anladı. Bence hoca da çok güzel yaklaşmış. Allah var. Evet. Şimdi kalmıştı sonuçta. Olmuş ama. Yani hocam kendi bence makul bir gerekçe söylüyorum. Birinci şu. Hakikaten kimi öğrenci gelip söyleyemiyor. Yani hakikaten zor durumda ve söyleyemiyor. Yani kimi insan daha açık sosyalleşebiliyor. Kimi sosyalleşemiyor. Kimi daha çekingen. Kimi daha girişken. Bu bir haksızlık yönü. İkinci durum da şu hocam. Şimdi öğrenci gözüyle baktığımızda şey gibi geliyor. Hani 10 puan veremez miydi? Evet verilebilir. Ama şöyle bir şey oluyor. Ben hakikaten şurada şey olsa size göstersen finalden sonra. Ya o kadar çok mail, o kadar çok öğrenci geliyor ki. Ve burada asıl acıtıcı şu. Herkes dürüst olsa bence verilsin yani. Abi zor durumda yani, hayat bu. Zor durumuna denk gelmiş. 10 evet. Puan da verilsin yani. Bunun için uzatmaya gerek var mı üniversite? Ama bir de şöyle öğrenciler var. Bunu suistimal eden. Tabii. Ya gelip öyle yalanlar söylüyorlar ki işte yakının öldüğünü falan. İnsan korkar böyle bir şey değil mi? Bunu söyleyip 10 puan isteyen var ve sonra fark edince kendini enayi yerine gibi konmuş hissediyorsun. Tabii. Belli bir süre sonra hoca şu ikilemde kalıyor. Ya herkes hayır demek zorunda ne olursa olsun, ya da herkes evet demek zorunda. Ben şunu yapıyorum, Allah var. İki tane dersim var benim. Biri 3. sınıf, orada herkese hayır diyorum. Bir de 4. sınıf, o da artık herkes bitirme döneminde. Orada da herkese evet demiyorum. Ders ya da öyle ya da gelmiş, böyle gelmiş adam, herkese de geçiriyorum. DD ile falan tabii ki, onu da değiştirmiyorum. Çünkü eğer 2. o 4. sınıftaki derste gelenleri yapsam, dediği gibi gelmeyenler var, onların günahına hep dönüşüyor. Ya da gelen birisine 10 puan yapsam bu sefer adalet sağlamak için herkese 10 puan yükseltmem gerekiyor falan gibi saçma bir durum olunca, kimse gelmedi, olabildiğince ben herkesi 4. sınıfta geçiyorum. Ama 3. sınıfta da mesela gelseydin, 3. sınıf dersi olsaydı, ben de hocan gibi yapardım büyük ihtimalle. Sen de benim arkamdan hocam böyle sövermişsin. Peki hocam bir şey soracağım size. BA'yı AA yapmak mı daha kolay bir hoca için, yoksa FF'i DD yapmak mı? Ya bak zor soru oldu ha. Bence BA'ya AA yapmak daha kolay olabilir mi? Bilmiyorum abi, sonuca. En zor sorulardan zor. Çünkü birinde geçittiriyorsun, birinde de belki birinciliği oynuyor birisi. Birinciliğin hakkını yiyorsun. Ya gerçekten zor abi. Düşün de BA'ya AA yaptım. Egemen hocam birinci olacaktı. Seni AA yaptığım için sen birinci oldun. Şimdi bunun hakkına girdik. Egemen hocam oradan bana şey yapmaz mı? Ederim, küfür ederim. Eder. Eder. Eder, o yüzden sen kaldın abi. Sen kötü. Ben hiçbir şey demem hocam. Yine de hakkını takdir ediyorum. Ya dolayısıyla hocam çok zor kararlar ya bunlar. Ya ben çok düşünüyorum yani verirken. Ter basıyor. Vallahi ter basıyor. O yüzden ben bu kararı aldım. 3. sınıftaki derste abi kalan kalıyor. 4. sınıftaki derste de kimse gelmeden abi. Öyle ya da böyle derse geldiyse, 3 aşağı bir şey yaptıysa en kötü DD ile geçiriyorum. Hocam şimdi hocalara ödev teslim edeceğiz. Belki şimdi hocaların şöyle bir sistemi var. Kapıya, siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Görüşme saat, ofis evet, saatleri evet, yapıyorlar. Ders saati belli. Bir ofis saatinde var. De olmuyorlar falan. Şimdi gidiyoruz hocaya. Işığı yanıyor. İçeride biliyorum. Kimisi kapıyı açmıyor hocam. Kimisi hiç olmuyor orada. Ya bu nasıl bir sistem var? Yani sizin resmiyette orada olmanız gerekiyor mu? Gerekmiyor. Mesai yok. Şimdi üniversite uyguluyor ama. Şimdi bak, akademisyen mesai uygulayamazsın hocam. Yani mantıklı değil. Şimdi kızanlar olacak. İki akademisyen türü var. Çalışan, yatan. Yatanın istediğini yap. Ne yaparsan yap ama çalışan adamı uygulamanın mümkünatı yok. O adam öyle ya da böyle ders vermek aslında akademisyenin işi değil. Akademisyenin işi araştırma yapmak temelinde. Aynen. Bizde sistem öyle yürümüyor tam. Şimdi araştırma yapmak da şöyle zorlu bir süreç. Bu adam tuvaletleri düşünebilir, yol yürürken düşünebilir, ormanda da yapabilir bu araştırmayı. Çünkü ilk önce zihinde başlıyor bu iş. Tabii. Ya ben işte diğer videoda da bahsettim. Bagozzi çok ünlü bir hocadır pazarlamada. Hocam üniversite odası yok o adamın. Üniversitede oda kullanmıyor yani, çünkü odada durmak gibi bir hayat standardı ya, yapamazsın hocam o çalışmaları odada oturarak. İki, kitlemesi de bence normal yani adam, çünkü belli bir süre sonra şey de çok rahatsızlık veriyor olabilir. Birçok benim çalışan hocalarımdan biliyorum akademisyenlerden. Bizde bir lab var, ben laba gidiyorum, orada rahat rahat çalışıyorum. Kimse oraya uğramıyor. Ama odada durunca abi biri geliyor, öbürü çıkıyor, şu giriyor, oturuyor, iki saat muhabbet bilmem ne derken abi araştırma yapamıyorsun. Dolayısıyla hani orada bir kitleme falan, kapıyı kitleme de çok haksız görmüyorum. Ama şu konuda haklısın, ofis saatinde ofisinde olması gerek. Yani o saatlerde mutlaka bulunması gerek ki öğrenciyle iletişimi kursun. Bir de mail var abi. Mail yazdım ben öğrencilere. Görüşmek istiyorsa yüz yüze, ofis saatleri dışında da ona uygun saati söylerim. O saatte de görüşürüm mutlaka. Ama bunları da yapmıyorsa tabii görevini yerine getirmiyor demektir. Ama sürekli her kapıyı çaldığında odasında olacak diye bir şey yok abi. Bu şey değil ki. Yani sonuçta evet, senin tabii için de orada durmuyor sadece adam yani. Ya tabii bir de yani biri. Aslında iş yükünün bence küçük bir kısmı. Öğrenci arkadaşlarımız kısmasın. Ders vermek ve o dersle ilgili şey yapmak elbette ki sorumlu, ama ana görevi araştırma yapmak.
Yani bizde iş öyle yürümese de ana göre araştırma yapmak olması belki gerekiyor. Belki orada asistanlar daha açık ofis. Yani açık kapı. Asistan işi daha zor abi. O hem araştırma yapacak, hem doktorasını bitirecek, hem sınavı okuyacak, hem sınavı çalışacak. Onun işi daha zor. Bence asistan hiç olmasa daha iyi yani. Çünkü asistanlık yaptım, çok zordu. 40 saat derse girdim biliyorum abi. 40 saat ne ya? 40 saat derse giriyorum. Doktora dersi veriyorum. Bir tane kariyer merkezi gitti. Asistanlık herkes kilitliyor. Allah var, benim hocalarım çok iş kilitleyen hocalar değildi. Ama abi öyle bir iş yükü vardı ki bir yere ben kafayı tırlatmıştım. Yani o ukala gıcık asistan sorusundan birisi ben de olabilirim zaman da yani çok zordu, hakikaten zordu. Peki hocam, en sevmediğiniz öğrenci tipi ne? Sen de ya. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Ya en sevmediğim öğrenci tipi ne diyeyim abi? Ya şeyi bilmeyen öğrenci oluyor yani. Hani nasıl tavır takılması gerektiğini bilmeyen öğrenci olabiliyor. Bazen böyle fazla artist denen öğrenci olabiliyor. Yani böyle sana şey falan gitmeye çalışan öğrenci oluyor. Hoş bulmuyorum onu. Yani Allah var, gençtir. Hani sınıf ortamında bir artistlik yapayım istiyordur diyor diye. Bozmak istemiyorum. Bu sefer bozmazsan sen eziliyorsun, anladın mı? Evet. Bozunca da o bozdu. Mesela çok oldu benim öğrenci. Arada bir laf sokayım falan. Bozuyorsun, dersi bırakıyor gidiyor. Sonra aklıma takıyorum ben bir de. Lan niye dersi bırakıyor, kafaya taktım öğrenci oldu. Hiç unutma, bir tane Bursa'dan gelmişti bize bir öğrenci. Bak o izliyorsa. Ya böyle pazarlamayla ilgili bir şey gösteriyorum. Pazarlama bu. Yani öyle ya da böyle hani bazı reklamlar bu Magnum ya, kadın kendinden falan geçiyor. Ya dedim ki bu da bir bilim, ama bilimin bir sonucu bu. Sonuçta ben bilimsel bir bilgiden sonra. O da dedi ki hocam bilim bu mu? Ya dedim bilim o zaman sen anlat, biz öğrenelim ya. Bilim bu, sistematik bir bilgi üretme süreci. Bir öyle bir ufak şey oldu. Ben de biraz bunu bozdum birkaç cümleyle. Sonra dersi bıraktı. Sonra çocuğa üzüldüm. Ya öyle ya da böyle hani üniversitede abi insan bir kendi kişiliğini oluşturuyor. Tabii. Bir siyasi görüşü var büyük ihtimalle. Orada bir artistendi, bir de yazı okuluydu. Para verip gelmişti. Parası da yanlış çocuğu yani. Allah izliyorsan aklıma taktım seni yani ta o zaman da. Ama hoşuma da giden bir tip değil yani. Daha bunun makul bir düzeyde söyleyebilir. Yani hocam niye bunun bilim olduğunu düşünüyorsunuz falan dese daha güzel bir ortamda tartışabiliriz. O biraz böyle artistik falan yapmıştı. Hocam peki sınavları okurken çok dikkatli okuyor musunuz? Mesela maç anlatanlar oluyor mu? Ha bak süper, bak güzel soru. Bence güzel sorulardan bir tanesi bu. Şimdi sınavları bence her hoca dikkatli okumuyor olabilir. Yani dandun okuyan hocalarımız da oluyor. Şu da var. Belli mesela ben bir ara ilk böyle şeye başladığımda iş hocalık yapmaya başladığımda yani asistanlık bitmeye yakın bu 40 saat derse girerken idealistim. Klasik yapacağım falan diyordum. Yaptım da. Abi bir dersim vardı 180 adam alıyor. Yani bir okuyorsun kağıtları, abi belli bir süre sonra ilk okuduğunda nasıl puanladığını unutuyorsun. Eğer standart bir cevap bekliyorsan bu sefer zaten teste dönmüş oluyorlar. Kendi yorumunu kattırmıyorsan. Dolayısıyla orada bir standartize hal şey yapamaz oluyorsun. Bence ne kadar özense de kesin böyle çok objektif bir puanlama çok kişinin olduğu sınıflarda mümkün değil. Ya çünkü sorun eğer standartize bir cevap içeriyorsa bu zaten şeye dönüyor, teste dönüyor. Standartize yani tabii. Tarih falan soruyorsan zaten test yap daha iyi. Tabii. Yorumunu istiyorsan abi 180-360 kişinin olduğu sınıflarda ilk okuduğun birinci kişiyle okuduğun 360. kişinin kağıdını aynı değerlendirme imkanın kalmıyor. Dolayısıyla belli bir süre sonra ben birçok dersimde ben de maalesef şeye döndüm. Teste döndüm zaten. Koyuyorsun ama makineye veriyorsan 2 dakikalık iş çatır çatır. Peki hocam dersi nasıl anlatıyorsunuz? Tahtaya yazarak mı anlatıyorsunuz? Slide'dan mı? Öğrenciler genelde şey tribi var. Slide'dan anlatan hoca Ben slide'dan okurum hocam. Oraya yazdığım gibi okurum hiç. Benim dersler... Benimki de slide olacak bir ders olmuyor genelde. Benim dersim analiz dersi olduğu için analiz bilgisayarı açıyor yapıyorlar. Hocalar var mesela geliyor şey yapıyor. Slide kendine de ait değil. Ha başka şimdi, slide. Yani... Başka yerden almış. 1994'ten kalma. Yok bence... 2019'unu da almış koymuş olsun. Şöyle lazerle tutuyor diyor ki ya bu sorunun çözümünü ben anlamadım. İyiymiş yalnız. Yani ya. Şimdi aranızda bunu anlayan varsa bu 5 nereden gelmiş ben çözemedim diyor adam. Profesör. Gerçekten de hani kendi ismini vermek istemiyorum şu an hala. Verme zaten ya, ne diyeceğim. Hadi öğrencisiyi kendi yakacağım. Aynen. Diyor ki bu bence yanlış diyor. Sonra getiriyor onu sınavda bizim çözümünü de anlatmıyor. Yani doğru mu yanlış mı muallak da bırakıyor. Sınıftan çıkıyor. Sonra aynısını bize sınavda soruyor. Ya ben nasıl yapacağım ki sen de bilmiyorsun mesela hocam yani oluyor. Yani haklısın. Bu bir soru değil, bir serzeniş anlamında. Ya bir serzeniş evet. Ben hazır sizin şey kanalım olmuşken. Ya aynen. Ya ben bu hocalardan bıktım ya. Bizim kanalım oldu. Sabah da ben serzeniyordum. Abi böyle mi anlaştık? Soru soracaktım ona. Ona serzendim, buna serzendim. Ben niye 9 yıldır? Ya bundan işte. Ah. Kapat yayını. Yeni startada üye olmayın. Bunlardan olmaz bir şey.
Sorular bunlar ama. Hocalar yani gerçekten de böyle bir ders anlatma standardı yok. Herkes kendi istediği gibi anlatabilir tabii. Tabii hocam. Ya üniversite özgür dünya hocam. İsteyen istediği gibi anlatır. İsteyen öğrenci de istediği hocadan ders alır. İstiyorsa da derse girmez. Bu olması doğru, gerek. Doğru, seçmeli ders benimki de. Tabii ama işte bizde sistem her şey tam yürümüyor. Ne öğrenci aslında tam yürütebiliyor ne de sistem. Yani biz sizin içinizde de seçmeli ders veremiyoruz. Sizin videonuzda, sizin kanala koyduğumuz videoda da konuştuk biraz. Dolayısıyla sistemin tıkanıklıkları var. Ama temelde bence ne öğrencinin hani hocaya aslında yeterince seçmeli ders versek işleme stilinden dolayı bir şey deme hakkı olmamalı. İstemiyorsa başka öğrenci hocadan almalı. Verimli oldu. Ne de hocanın öğrenciye abi geldi telefonla oynadı geldi benim dersimi dinlemedi deme hakkı olmalı. İsteyen istediği ders alır, isteyen girmez, isteyen takılıyor. Ya üniversite hocam bu isteyen ya yani burası özgür bir ortam. İstiyorsa hiç derse de girmez, sınavdan sınava girer. Tamam. Devamsızlıktan kalmak gibi bir şey olmaması gerekiyor temelinde benim görüşüme göre. Ama sistem öyle değil temelinde. Tamam hocam, teşekkür ederim. Bizi davet ettiniz kanalınıza, ağırladınız. Ben sizin oradayım hocam. Ekipman sizde ama. Ekipman bizde ama kanal sizin hocam yani. Orada kanal sizde. Bu sahaf ne burası? Eyüphan sahaf. Gelin bir şeyler alın. İş yapmıyor yani. Kötü bir durumumuz var. Gerçi bunu çıkartmamız gerekiyor mu? Eyüphan sahafı kullanmasa mıydık? Canınız nasıl istiyorsunuz? Kullanabiliriz. Size sıkıntı yok. Bizim arkadaşımızın yani. Bir problem yok. Ben çok teşekkür ediyorum. Beni ağırlamış olduğunuz sizin kanalınızda. Bizim kanalımıza da geldiniz. Davetimizi kabul ettiniz. Çok eğlenceliydi. Evet. Gerçekten sorulmayanları sormadı yine. Hadi serzenişini yaptın gidiyoruz. Ama Unistan gerçekten çok güzel bir kanal. Bence abone olun. Orayı da destekleyin. En azından işe yarar videolar yapmaya çalışıyorlar. Saçma sapan YouTube videoları yok. Bunu ben kesin denerim. Pırıl pırıl arkadaşlarımız. Bizim kanala da abone olun. Bizim kanalda da bütün gelirlerimizi bağışlıyoruz. Çok sizin de Instagram, Twitter sayfalarınız var. Bizim de var. Kanalın açıklama kısmında hem o hem kanal hem her şey var işte abi. Oralardan gerçekten bizlere destek derseniz çok seviniriz diyerek kapanışımızı yapalım. Çok teşekkür ederim hocam. Fatih hocam o zaman önümüzdeki sene görüşürüz. Bitiriyorsun. İnşallah bitirip geleceğim hocam. Bir yemek ısmarlayalım size Eskişehir'de. Tabii yemeğinizi bekliyorum hocam. Evet, beklerim yani. Teşekkür ederiz o zaman izleyenler. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Egemen hocam, Eyüp hocam. Şak şak kanalı galiba sizde şey konsept şak şaklama. Evet biz şak şaklayalım. İnsan havaya giriyor yemin ediyorum. Evet.